Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere hironik asitle ilgili çeşitli bilgiler vereceğim aynı zamanda hironik asitin çeşitleri ve faydalarının yanı sıra hironik asitten evde nasıl saf ve orijinal bir şekilde serum yapacağınız konusunda kısaca bilgilendirme yapacağım. Hironik asit, su moleküllerini çekme ve bağlama yeteneğiyle vücudumuzun her dokusunda bulunur. Göz içi sıvısı, eklemlerde ve deri altında derimiz tabakasında bulunur. İnsan vücudunda doğal olarak üretilen büyük şeker moleküllerinin bir grubudur esasen hiyaluronik asit. İnsan vücudunda ortalama olarak 15 gram bulunan hiyaluronik asidin günlük yaklaşık üçte biri bozulur insan vücudunda. Tabi bu toz halindeyken bozulmaz. İnsan vücudunda sıvı haldeyken bozulur. Vücudumuz bunun kaybolan kısmı tekrar tazeler. Lakin 30'lu yaşlardan itibaren bu yenileme işlemi vücutta durduğu için kişilerde eklem ağrıları, cilde kırışıklıklar, göz pınarlarında kuruluklar bu sebeple ortaya çıkmaktadır. Ee, Hidrolik asit e, kendi ağırlığının yaklaşık bin katı kadar su molekülü bağlama yeteneğine de sahiptir. Bu sebeple cildi nemlendirir, kırışıklıklara karşı savaşır, ee, aynı zamanda e, çizikler ve e, yara izlerine karşı, sivilce izlerine karşı da oldukça etkili rol oynamaktadır. Hidrolik asit e, tin e, harici olarak kullanılacak hiyaluronik asidin deri altı derimiz tabakasında geçmesi önemlidir. Bu sebeple sizlere hiyaluronik asitin çeşitleri hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Biz kullanıcılar arasında 0 e, mikron olarak tabir edilen hiyaluronik asit ve e, bu e, yaklaşık 1.5 milyon mikron kalınlığındadır. Diğeri de e, kalın mikron olarak e, bahsettiğimiz 5 milyon mikronluk hiyaluronik asit bunun 10, 15 ve 20 milyonluk daha kalınları da vardır. Bunlar deri altına enjeksiyon yöntemiyle geçirilebilir. Size şimdi ben jelleşeni ve jelleşmeyeni göstereceğim. Evde nasıl serum haline getirebileceğinizi. Şimdi ben her defasında bu tür uygulamalarda gümüş iyonu su kullanıyorum. Sebebi Vücutta enfeksiyon üretmesin, dermis tabakasında geçişi kolaylaştırsın ve o bölgede dezenfektasyon sağlayarak ciltte tazeleme yapsın diye. Sizin gümüş yoğunlu suyunuz yok ise kaynatıp soğutarak elde etmiş olduğunuz suyla yapabilirsiniz. 20 mililitrelik bir suyla yapacağım. Yani 20 milimlik bir serum yapacağız şimdi. Önce jelleşeni yapacağım sizlere. Bu 20 mililitrelik gümüş yoğunlu suyumuzu bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Bu kalın mikron olan jelleşen e, asittir. Bundan ortalama 1 gramın üçte biri kadar. Bu da yaklaşık olarak yarım çay kaşığına tekabül ediyor arkadaşlar. Şu şekilde bunu alıyoruz. Kavanozun içerisine koyuyoruz. Şimdi birazdan göreceksiniz bu şöyle bir çalkalama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu topaklanacak ve biraz sonra kendiliğinden jelleşecektir. Jelleşmeye başlayacaktır. Bu burada dursun. Jelleştiğini size göstermem için biraz beklemesi gerekiyor. Bir iki dakika kadar. Diğerine geçiyoruz. Diğer e, sıfır mikron olan ya e, diye tabir ettiğimiz e, hiyalik asit. Bunun deri altına, derin tabakasına geçişi daha kolaydır. O yüzden biz bunu tercih ederiz. Bu zaten ortalama 4000 euro civarındayken diğerinin kilosu 2000 euro civarındadır. Bu e, mikronlar kalınlaştıkça fiyatı da düşer jelleşenin deri altına geçici biraz zor olacaktır çünkü. Benim tercihim her zaman 0 mikrondan yanadır. 0 mikron jelleşmez yalnız. Su bazında olur. Yine aynı şekilde 20 mililitre gümüş iyonlu ya da distile suyumuzu döküyoruz. Bundan da yine aynı şekilde 1 gramın 3'te 1'i kadar yani yaklaşık yarım çay kaşığına yakın hiyalonik asidi boşaltıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu sıfır mikron olan daha hafiftir. Üste kalır. Daha çok üste kalır. Şimdi bunu da yine şöyle bir çalkalama hareketini yaptıktan sonra kendi haline bırakıyoruz. Şimdi ilk yapmış olduğumuz kalın mikron iyonik asitten yapmış olduğumuz serumumuz arkadaşlar. Bunu iyice işte şöyle çalkaladıkça bu tamamen çözülecektir. Gördüğünüz gibi su moleküllerini toplayarak iyice jelleşmeye başlıyor arkadaşlar. Bu şöyle de göstereyim ben size. Tamamen bakın şöyle tuttuğunuz zaman jel kıvamını alacaktır. Bu yaklaşık 30-40 saniye sonra tamamen jelleşmiş olacaktır. Bunu direkt olarak cildinize tatbik edebilirsiniz. Fakat bununla ilgili şimdi size yine bir ayrıntılı bilgi vereceğim. Detaylı bilgi vereceğim. Diğeri 0 mikron olan hiyoronik asidimiz arkadaşlar kesinlikle jelleşmeyecektir. Bildiğiniz su kıvamına alacaktır. Bu biraz sonra tamamı iyice içerisinde e, çözülecek arkadaşlar. Bu jelleşme falan yapmaz. Direkt su kıvamındadır. Gördüğünüz gibi şu şekilde tamamen su molekülü halindedir. Diğeri jelleştiği için şu şekilde bunu da şöyle gösterelim. Bakın görüyorsunuz jel kıvamındadır bu. Jel halindedir. Tabi bu jel halinde olanın deri altına, derimiz tabakasına geçişi biraz zor olacaktır. Diğeri tamamen hemen anında deri altına geçecektir. Bunların her ikisi de Göz altı, göz çevresi dahil tüm ciltte direkt olarak el ile sürülmelidir. Pamuk yörüngeleri ya da herhangi bir makyaj pediyle olmaz arkadaşlar. El ile sürelim bunu direkt olarak. Ya sprey bir şeye boşaltacağız, elimize sıkıp el ile süreceğiz. Ya damlalıkla alacağız, damlatıp elimizi e, o şekilde cildimize süreceğiz. Ya da direkt olarak elimize sürüyoruz. Şimdi bu e, jelleşenin az önce bahsetmiş olduğum gibi derimiz tabakasına geçmesi zor olduğu için bakın iyice jelleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun deri altına geçişini hızlandırmak için taşıyıcı görevi çok yüksek olan biyolojik sülfür diye de adlandırdığımız daha önce de bahsetmiş olduğum MSM olan kısa adı metil sülfonun metandan da yaklaşık dörtte bir çay kaşığı kadar içerisine atarsanız arkadaşlar bu jelleşenin için söylüyorum yalnız diğerinde buna gerek yoktur. Jelleşenin içerisine bunu da karıştırıp serumunuzu bu şekilde hazırlarsanız dermis tabakasında geçişini hızlandırırsınız arkadaşlar. Bu ee, bahsetmiş olduğum jelleşen ürün ee, bu şekilde hazırlandığı zaman en doğal haliyle bir size hironik asit serum olur arkadaşlar. Diğerine ise bu jelleşmeyen 0 mikron A kalite olan hironik asitin içerisine ise şayet gece gündüz kullanacaksanız yine aynı şekilde Dörtte bir çay kaşığı kadar B3 vitamini katın arkadaşlar. Sadece gece kullananların B3 vitamini katmasına gerek yoktur. Gündüz de kullanacaksanız B3 vitamini ilave edin arkadaşlar. Diğerine de ilave edebilirsiniz. B3 vitamini ilave etmenizin sebebi gündüz cildinizde oluşabilecek hasarlar engeller arkadaşlar. Güneş ışınlarından kaynaklı hasarlar engeller. Çünkü B3'ün iyileştirici özelliği vardır vitamin grubu olarak. Serumunuzu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsteyen jelleşmiş haliyle, istemeyen jelleşmemiş haliyle kullanabilir. Fakat ben her zaman jelleşmemiş halini daha çok tavsiye ediyorum. Dediğim gibi derinliğin tabakasına çabuk ulaşır. Ee, i̇kisinin birbirinden ayırt etme özelliği sıfır mikron dediğimiz yani ince mikronlu olan e, hiyonik asitin rengi hafif krem rengine çalar bu şekilde. Diğeri kalın mikron dediğimiz 5 milyon mikronluk e, hiyonik asit ise beyaz renktedir arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim size özellikle alın çizgilerinde ve göz çevresinde çok kısa sürede bu şekilde hazırlayacağınız saf ve doğal hiyalik asit serumları çok kısa sürede etki gösterecektir. Ee, dediğim gibi böyle kapsüllerle hazırlanan hiyalik asitler şunlar bunlar falan filan onlardan uzak durun. <laughs> bu şekilde şey yapın, hazırlayın. Tos halde hiyalik asit istediğiniz kadar e, muhafaza edebilirsiniz. Bozulmaz. Fakat e, bu şekilde mamül hale getirdiğiniz hiyalik asidi 3 ay içerisinde tüketmeniz gerekir arkadaşlar. Yoksa bozulur. Bilgileriniz. Size sunayım e, bunu da. Kullananlara, uygulayanlara Şifa olsun arkadaşlar.